Fenerbahçe Televizyonu'ndan herkese merhaba. Yepyeni programımız Armamızın Gücü'yle sizlerle birlikteyiz. Bu programımızda her hafta Armamızın Gücü'yle mücadele eden kadın futbol takımımızı ağırlayacağız. Bugün de özel bir konuklarımız var. Öncelikle teknik direktörümüz Nihan Su, kaptanımız Fatma Kara Şahinbaş, oyuncularımız da Kenya Kortner bizlerle birlikte. Ayrıca koordinatörümüz Onur Başar da bizlerle birlikte olacak. Hem de tercümede bizlere yardımcı olacak. Şimdiden teşekkür ediyorum. Hocam öncelikle hemen konuya girip sizden başlamak istiyorum. Şimdi yıllardır kadın futbolunun içindesiniz. Yani Türkiye'de biraz daha geri planda kalsa da ama şimdi Fenerbahçe'nin kadın futbola girmesiyle birlikte Türkiye'de işin rengi değişti ve bambaşka bir hal almaya başladı. Kadın futbol özellikle. Hemen en başa dönmek istiyorum. Geliş sürecinizi, ilk haber aldığınızı, Fenerbahçe ile adınızın alınmaya başlandığını, o hikayeyi sizden dinlemek istiyorum hemen. Sizden başlamak istiyorum. Öncelikle kendi stüdyomuzda bir arada olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Çok güzel ifadelerde bulundunuz. Teşekkür ederim. Ben kendi adıma geliş sürecimden bahsedecek olursam, ilk tabii ki telefon aldığımda oldukça gurur duydum, mutlu oldum ve onur duydum. Çünkü Fenerbahçe'den bir teklif alıyorsanız bir teknik direktör olarak zaten gerisi teferruattır. Ben buraya coşkumla, tüm tecrübelerimle, aklımla ve hissettiklerimle geldim. Yaşanan 4 aylık süreç içerisinde de ortaya çok güzel bir takım kurduğumuzu ve devam edeceğimizi düşünüyorum. Burada çalışmaktan dolayı son derece mutluyum. Bu anlamda başkanımıza, tüm yönetim kurulu üyelerimize ve tabii ki benimle çalışan tüm ekibe de çok teşekkür ediyorum. Ayrıca oyuncularıma da özel anlamda teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz hocam. Hemen kaptan sana gelmek istiyorum. Onur Bey, size en son hazırlık sürecini soracağım. Çünkü siz o hazırlık aşamasında oldukça aktif rol aldınız. Önce oyuncularımızın görüşünü almak istiyorum. Fatma, sana sormak istiyorum. Özellikle sana ilk Fenerbahçe'den teklif geldiğinde neler hissettin? O geliş sürecini tabii ki en başında senden dinlemek istiyorum. İlk teklif geldiğini aslında çok düşünmek zorunda kalmadım. Direkt aslında kabul ettim diyebilirim. Sonuçta Fenerbahçe büyük bir kulüp, herkesin oynamak istediği bir kulüp. O yüzden Nihan hocamı da zaten uzun zamandır tanıyorum. Çok düşünmedim, direkt kabul ettim zaten teklifi. Süper, iyi ki de geldin. Gelir gelmez de hemen taraftarların kalbinde ciddi anlamda taht kurdun kaptan olarak. Onlar da seni çok seviyorlar. Aynı şekilde Kenya da öyle gelir gelmez taraftarların büyük sevgisini kazandı. Onun tabii ki Fenerbahçe'ye geliş sürecinde kendinden dinlemek istiyorum. Could you please explain about your first coming to Fenerbahçe and the period that you've had since? Because as soon as you came, you built a good bond with the supporters, with the whole club. If you'd like to just give some comments. I mean, the first day I arrived, like, the energy was just amazing. It's like I came from someplace different and didn't know what to expect. But the first day I met the team and everyone, they just welcomed me and I felt right at home. And from then to now, I'm still feeling like I'm right at home, fitting in with everybody. And you have to be somewhere you're happy and your football is going to grow. And with my experience and what I have to offer to Fenerbahçe and with time also, it's going to grow also. Öncelikle diyor ki Kenya, buraya geldiğimde inanılmaz bir enerjiyle, bir coşkuyla karşılandım ve bu beni çok çok mutlu etti. Bildiğiniz üzere hani ben farklı bir yerden, farklı bir ülkeden geldiğim için benim için buradaki karşılanış şeklim, insanların beni karşılayış şekli, taraftarların karşısına ilk çıktığımdaki onlardan aldığım o enerji ve o güzel, pozitif enerji beni çok çok mutlu etti, çok etkiledi. Tabii ki bir futbolcunun başarılı olması için öncelikle olduğu yerden mutlu olması gerekir ve ben burada çok mutluyum ve bu da benim futboluma yansıdığına inanıyorum ve şu anki bulunduğumuz noktada da çok çok daha iyi işler yapacağımıza inanıyorum. Kesinlikle biz de inanıyoruz. Biz de çok mutluyuz bizimle birlikte olduğu için. We're also very happy that you're with the club. Size ayrıyeten anti parantez açmak istiyorum. Çünkü hazırlık aşamasında birebir ve ciddi anlamda mesai harcadınız bu konuya. Şimdi özellikle tamam iyi bir takım olabiliriz ama şu da bir gerçek. Kısa sürede birbirimizle bu kadar aile gibi ve inanılmaz bir bağ kuran bir takım haline geldik. Tamam. Şimdi yerli ve yabancı oyuncuların bu kadar birbirine sıkı sıkıya bağlanması, bunu nasıl sağladınız? Tabii ki hocamıza da ayrıyeten soracağım ama öncelikle mesela transfer sürecini, oyuncu bulma, çünkü yepyeni bir takımız, yeni bir oluşumuz. Sizden tabii ki o evreyi dinlemek istiyorum. Şimdi öncelikle dediğiniz gibi çok kısa bir süre içerisinde çok ciddi bir yol kat ettiğimize inanıyoruz ve görüyoruz da zaten. Kesinlikle. Sağ içinde ve sağ dışında.
Başkanımız bu projeyi bize ilk bahsettiğinde biz Fenerbahçe olduğumuz için bu projenin bambaşka bir boyutta olması gerektiğini ve kurulduktan sonra uzun yıllar burada hizmet edecek bir takım ve oluşum olması gerektiğini de göz ardı ederek, göz önünde bulundurarak bu yola çıktık. Dolayısıyla biz bu işe başlarken öncelikle hedefimiz şuydu. Bu yapının içerisinde bu işi gerçekten de bilen ve kadın futbol camiasını iyi tanıyan isimlerle çalışmamız gerektiğini düşündük. Ve burada Nihan hocamız olsun, Jessica Çarmıklı Hanım olsun, bu isimlerle önce yola çıkarak hem onların tecrübelerinden faydalanarak hem kendi camiamızın bilgisi, büyüklüğünü de beraber birleştirerek dedik ki biz bu takımı kurarken hem saha içinde hem saha dışında hem mücadele edebilecek, hem camiamızın taraftarlarımızın önünde gurur duyacakları bir tablo, bir şablon ve bir takım kurmak istiyoruz dedik. Ve gelinen noktada da bunu şu aşamada başardığımıza inanıyoruz. Ama tabii ki daha çok yeniyiz, daha çok kat edeceğimiz yol var. Daha yolun başındayız ve şu ana kadarki gördüğünüz tablo olacak çok çok daha güzel sonuçların göstergesi ve başlangıcı. Kesinlikle ona %100 katılıyoruz. Hocam tekrar size gelmek istiyorum. Yavaş yavaş biraz saha içine gelmek istiyorum. Şimdi ilk Galatasaray'la bir özel bir maç oynadık ve inanılmaz bir fark attık. Şimdi yeni bir oluşumdasınız, ilk maçınıza çıkıyorsunuz. Bir de inanılmaz bir geri dönüşüm aldık sosyal medyadan, inanılmaz etkileşim aldık. Bu kadarını bekliyor muydunuz? O ilk maçtan sonraki, mesela şu ana kadarki süreç sizin için nasıl gidiyor? O etkileşimi ya da tepkiyi de sizden neler hissediyorsunuz, sizden öğrenmek istiyorum açıkçası. Evet, gerçekten o maça çok özel hazırlandığımızı ve Fenerbahçe camiası için Galatasaray maçlarının her zaman çok daha farklı bir derbi olduğunu bilerek sahaya çıktık ben ve oyuncularımız. Dolayısıyla o günkü koşullarda oyuncularımızı hem fiziksel anlamda hem de mental anlamda çok iyi hazırladığımızı düşünüyorum. Bir kere her şeyden önce bizim taraftarımızın orada az olmasına rağmen bizi ciddi anlamda desteklediklerini de görmüş olduk. Ve kızlarımız iyi bir maçla başlangıç yaptı. Bence çok da iyi bir oyun oynadık o gün. Tabii işin diğer tarafından da anlamlı ve farkındalığı yüksek bir maçtı. Kadına şiddete son temalı bir organizasyondu. Bizim hani bir kadın olarak futbol sahasında da belli mesajları vermemiz toplumsal etki de yaratacaktı. Bence o anlamda da amacına ulaşan bir maç oldu. Sonuçta çok yeni bir takım olarak böylesine bir derbide farklı bir galibiyet almak bizim açıkçası motivasyonumuzu artırdı. Oyuncularımızın özgüvenini yükseltti. Ve bu anlamda da iyi bir başlangıç yaptık. Ben inanıyorum bundan sonraki süreçte de yolun sonunda Onur Bey'in de ifade etmiş olduğu gibi biz kazanarak, iyi oyun oynayarak ve camiamızın da gücünü arkamıza alarak devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi hem kızlarımız hem bizler Fenerbahçe armasını çok doğru bir şekilde taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biz bulunduğumuz noktada çok mutlu olduğumuzu ifade edebilirim. Kesinlikle öyle. Kaptan sana sormak istiyorum. İlk maçta sosyal medyaya baktığımda inanılmaz bir Fatma, böyle herkes senden bahsediyordu. İnanılmaz bir ilk yarı geçirdin. Özellikle ilk yarıda Mesut Özil ile birlikte dünya yıldızımız, işte ilk yarı Fatma, Mesut Özil gibi böyle caps'ler yapıldı. Sen o ilk zaman, ilk maça çıktığın andan itibaren o tepkilerden, o gelen hashtaglerden falan neler hissettin? Ben onu çok merak ediyorum. Çünkü gerçekten herkes senden, Kenya'dan ve Jamaica'dan bahsediyordu. İnanılmaz ön plana çıktınız ilk maçtan itibaren. Tabii ki senden dinlemek istiyorum o etkileşimi. Aslında hiç böyle bir şey beklemiyordum. Hani maçtan önce evet Galatasaray'a karşı oynuyoruz, çok iyi hazırlandık. Kazanma odaklı maça çıktım. Sonrasında tabii her zamanki gibi futbol oynuyorum. Yani en iyi oyunumu oynamaya çalıştım. Ama hiç Mesut Özil'le benzetilme şeyleri falan hiç beklemiyordum. Tabii onu gördükten sonra da bir mutlu oldum aslında. Gururlandın evet. Değil mi? Aslında gerçekten. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Hazır seni de bulmuşken. Taraftarlarımız sana maestro diyor. Onu da iletmek istiyorum. Bunun farkında mısın? Yani inanılmaz bir oyun görüşü ve inanılmaz bir yönlendirmen var. Tabii ki hocamız tabii ki daha iyi bilir de sen ne hissediyorsun öyle İltifatları duyunca. Öncelikle çok teşekkür ederim. Yani gururlanıyorum, hani elimden geleni yapıyorum. Eğer öyle görüyorlarsa beni gerçekten çok mutlu, yani mutlu oluyorum. Bu yorumları da okuyorum zaten. Tabii cevap veremiyorum hepsine ama gerçekten çok teşekkür ediyorum taraftara.
ne demek, biz de mücadelen için sana ayrıca teşekkür ediyoruz. Kenya'ya sormak istiyorum, ilk Galatasaray maçında öyle bir hareket yaptı ki, onun kendine özel bir hareketti. Bir anda inanılmaz bir taraftar sevgisiyle karşılaştı. Tabii ki performansını zaten söylemiyorum ama neler söylemek ister? İlk maçtan şu zamana kadar ki o taraftar tepkisi nasıl, o neler hissediyor bu yoğun ilgiden? First of all, let's start with the Galatasaray game. Within the game, you know, the backflip that you did, that created a lot of positive attention in the media from our supporters and from the sports media as well. Starting with that game, how was that game and how the game's been so far until now for you? Well, I was mentally and physically prepared for the Galatasaray game because I knew how much this meant to Fenerbahce and for the team collectively. So I had was to be mentally and physically prepared to be my A game. And we went out there from the first to warm up and we was just tuned into the game and like everybody was just, we had the energy and was like super ready for this to happen. And we went out there and we showed from that day. And I mean, in going along with the games now, it's been a rocky road, but that's how things are built and soon we'll get to where we are supposed to be. Öncelikle Galatasaray maçı için gerçekten de kendim adıma mental ve fiziksel olarak çok hazır olduğumu hissediyordum. Maç öncesinde de bunu hissediyordum. Takım olarak da hissediyorduk. Zaten maç öncesi ısınmaya çıktığımızda da o enerjiyi kendi aramızda hissediyorduk. Bizim için çok güzel bir açılış maçı oldu. Kendi açımdan da güzel bir maç oldu. O maç içerisindeki enerjimiz, tutkumuz, oyun coşkumuz, bunlar çok pozitifti. Son birkaç maça baktığımızda o aynı performansı maçın zorluklarından dolayı yakalayamadık belki ama biz şu an halen daha çalışmaya devam ediyoruz ve taraftarlarımıza söz veriyoruz ki ileriki maçlarda o coşkuyu tekrar göreceksiniz. Kesinlikle öyle. Biraz saha içine gelmek istiyorum hocam, hazırlık evresini geçip. Şimdi öyle bir takım haline geldik ki herkes birbirinin açığını kapatıyor. İnanılmaz bir performans, inanılmaz bir fedakarlık tabii ki Fatma'ya ayrıyetten. Fedakarlık deyince Fatma geliyor direkt akla. Kırık burnuyla bile sahada yer aldı. İnanılmaz fedakar bir takım var ve inanılmaz da teknik ve taktik olarak birbirini tamamlayan bir takım haline geldik. Tabii ki bunu da sizin payınız çok yüksek. Keza geride olduğumuz maçlarda değişikliklerle takıma anında etki yapabiliyorsunuz. Biraz takım içindeki, o saha içindeki uyumu, o saha içindeki oyun organizasyonunu da sizden dinlemek istiyorum açıkçası. Tabii takımımızın oluşum sürecinde ben çok doğru tercihler yaptığımızı düşünüyorum her pozisyon için. Aramızda tabii çok genç oyuncularımız var. Fatma gibi, Ezgi gibi çok tecrübeli, milli takımlarda uzun süre görev almış oyuncularımız var. Bir de tabii ki geldikleri ülkelerde çok değerli olan ve bize şu anda katkı sağlayan yabancı oyuncularımız var. Bunları biz bir araya getirdiğimizde önce ülkemizdeki ligin kalitesinden bahsettik. Fenerbahçe'nin hedeflerinden bahsettik ve biz ilk senemizde zirveye nasıl yaklaşabiliriz ve nasıl orada kalabiliriz? Bunun detaylarını konuştuk. Bu tabii saha dışı olan bir kısımda ama saha içine döndüğümüzde biz hem teknik hem taktik hem atletik performans noktasında oyuncularımızı nasıl hazırlayabiliriz? Bunun en iyi şekilde hazırlığını yaptık ve sonrasında kendi takım hüviyetimizdeki oyuncuların yetenek seviyelerine, kapasitelerine göre de en doğru pozisyonda oynatmaya ve üretken olmaya çalıştık. Bence burada tabii en önemli detaylardan birisi sizin de söylemiş olduğunuz gibi herhangi bir oyuncumuz hata yaptığında diğer oyuncularımızın ona reaksiyon vermesiydi. Bunu çok doğru yapıyoruz ve gerçekten hepsi sahada Fenerbahçe formasını en iyi şekilde taşıyarak sonuç almak istiyorlar. Tabii karşımıza çıkan tüm rakiplerimiz önce bizim oyun planımızı bozmaya, sonrasında da puan almak üzerine karşımıza çıkıyorlar. Tabii ekstra Fenerbahçe'ye karşı galibiyet almak da onlar için ekstra bir motivasyon. Aynen her takımın. Öyle. Aynen öyle. Dolayısıyla tabii ki bizim oyuncularımız da zaman zaman bunda zorlanabiliyorlar. Çünkü çok kısa süreçlerde de biz üst üste maç periyoduna girdik. Bu da kolay değil. Ama şunu biliyorum. Her an bizim takımımız istediği zaman, kendi oyununu oynadığı zaman geri dönüşleri de çok doğru yapabiliyor. İstediğimiz skoru da elde edebiliyoruz ve hedeflediğimiz yolda ilerleyebiliyoruz. Ama taraftarlarımıza da şunu söylemek istiyorum. Biz çok yeni bir takımız. Evet. Ama kısa bir süre içerisinde de zirvede olmak istiyoruz. Bunun için
zaman zaman sabırlı olmamız gerekiyor. Oyuncularımıza inanmaya devam etmemiz gerekiyor. Bireysel hatalarımız yerine tamamen takımın bütününe odaklanmamız gerekiyor. Ben çok doğru ve karakterli oyuncu grubuyla çalıştığımıza inanıyorum ve ondan da sonuç alacağıma eminim. Kesinlikle öyle. Fatma, hemen sana gelmek istiyorum. Senin biraz oyun stilinden bahsetmek istiyorum. Hem ileri hem de geride oynayabilme, yani çok yönlü bir aslında bir taktiğin ve tekniğin var. Taraftarlar hatta şunu da söylüyor, hani erkek takımına da bile bu tarz oyun ve taktik olarak oynayabileceğini söylüyorlar. Sen kendini saha içinde nasıl görüyorsun? Bir de fedakarlık dedik az önce mesela. En son Deraz'ındaki Ankara maçımızda burnun kırık olmasına rağmen bir kaptan gibi gerçekten takımı yönlendirdin ve o şekilde fedakarlıkla sahada yer aldın. Sen biraz kendi performansını ve saha içini, takımdaşlığını ya da takım arkadaşlığını nasıl değerlendiriyorsun? Biraz senden dinlemek istiyorum. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Biz çok yeni kurulmuş bir takım olmamıza rağmen gerçekten bir aile gibiyiz. Hem saha içi hem saha dışında kızlar arasında hiçbir olumsuz bir şey şimdiye kadar görmedim. Zaten görsek bile bu her türlü sahaya da yansırdı. Hı hı. Ama şu an hem saha dışında olsun hem saha içinde çok pozitif bütün oyuncular ve hepimiz birbirimizi motive ederek sahaya çıkıyoruz. Antrenman olsun, maçlar olsun. O yüzden teşekkür ederim hocama da burada bu oyuncu tercihlerinden dolayı. Tabii saha içinde hem genç oyuncularımız var, hem yabancı oyuncularımız var, hem tecrübeli oyuncularımız var. Burada en önemli şey tabii ki de iletişim. Ama bunu da her şekilde, olumlu bir şekilde sahaya da yansıttığımızı düşünüyorum. İngilizce, yani hem Türk oyuncularımız İngilizce öğreniyor, hem yardımcı oluyorlar, hem yabancı oyuncularımız Türkçe öğrenerek bizlere yardımcı oluyorlar. Bu da tabii oyunumuza yansıyor. Onun dışında kendim için konuşmak gerekirse, tabii ki yani iki yönlü oynayabilen bir oyuncuyum. Hem defansif özelliklerim var, hem de ofansif. Yurt dışında, altyapımı yurt dışından aldığım için iki yönlü oynayabiliyorum. Tercihim tabii ki de defansif yönde kullanmak her zaman. Çünkü mücadele etmeyi seviyorum. Sanırım bu yüzden de form gitmesini bırakmak istemedim. Ben takım arkadaşlarımı yarı yolda bırakmak istemedim. Sahada olduğum zaman... İnanılmaz bir geri dönüşe imza attık o maçta da. Evet. Efsane bir maçtı. Yani o maçta şunu söyleyebilirim ki benim... Evet, burnum kırık halde oynadım ama benim açıklarımı diğer takım arkadaşlarım kapattığını söyleyebilirim. Ve bu sayede de maçı kazandığımızı söyleyebilirim. Bence kesinlikle senin o azmin biraz da takımı ekstra ateşlemiş olabilir diye düşünüyorum. Zaten inanılmaz hırslı bir takımız ama senin o halde sahada olduğunu görüp ekstra motivasyonla bence maça devam ettiğimizi düşünüyorum. Kiye'yi ben biraz daha yakından tanımak istiyorum. Onun biraz stilini öğrenmek istiyorum. Şimdi Norveç Ligi'nden geldi. Orada gol kraliçeliği yaşadı, şampiyonluk yaşadı. Şimdi orayla burası arasındaki futbol farkını soracağım. Orada nasıldı, burada nasıl? Kendini hani hem yurt dışında hem burada nasıl değerlendirir oyun olarak biraz kendinden dinlemek istiyorum. So we'd like to know a little bit more about you, your past. Obviously you came from the Norwegian League, where you have been the top scorer there and also you've won the championship there. How would you say the two leagues compare, the Norwegian League and the Turkish League, and how would you describe your football there and here so far? I've been in Norway for 4 years. I started in 2018. At first, the coach didn't want to keep me because he was like, some things that you did in practice the week that I saw you, it wasn't enough, and I had to sign you in order to see what you can really do, because you did stuff that these Norwegian girls cannot do, and a week wasn't enough. And I told him, I was like, I would not let you down. And from then till 2021, I made the club what it was. And to lose my aunt in 2018, and to come back from that and win the top scorer of the league was a tremendous achievement for me. But in comparison with the football there and in Turkey, it's a bit different, because in Norway you have a little more high quality players, so it's a bit tough and challenging, whereas Turkey, it's, I wouldn't say fairly new, but it's a growing process, and with time the Turkish Super League would be
a place that other players would want to come and play because it's growing. And not only Turkish players is playing here, international players are coming and it's like making it grow and it's showing all over the world. And especially now with Fenerbahce, with the ones that is added to the team, like I always say, it's adding a little spice to the food. So the flavor is, it's mixed, but it's good. And I can't remember the thing that you asked me, but... How would you say about your football in Norway and here, individually, about your performance? Okay, in Norway, I was good, but then I became unhappy. So my football disappeared. And I came here and I gained back my confidence and my happiness, so now my football is showing. And you can see that I work really hard when I go out, even in practice or game. I don't have to score, but once I give 100% an effort, that's all that matters. So you have to be happy in order to play good football. Dediğiniz gibi, evet, ben Norwich'te yaklaşık 4 sene oynadım. 2018 yılında oraya imza atmıştım. Oradaki devam etmemin sebebim biraz oradaki mutsuzluğum, huzursuzluğumdan kaynaklanmaktaydı. Ama ilk haftada ben orada şunu ifade etmiştim. Hani her şeyi bir haftada göremeyiz. Her şey bir süreç içerisinde görülür, yaşanır. Ve dolayısıyla ben orada o geçirdiğim süreçte 3 yılın sonuna baktığımızda ben orada gol kralı oldum. Şampiyonluklar kazandım. Ve sonrasında oradan ayrılma sebebim açıkçası oradaki mutsuzluğumdan dolayıydı. Ve bu da benim bir zaman sonra futboluma da yansımaya başladı. Ama Türkiye'ye geldiğimden bu yana kendimi çok iyi hissediyorum. Özellikle mutlu olduğumu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Ve bu futbolcu için çok önemli bir şeydir. Çünkü ben burada hem antrenmanlarda hem maçlarda %100'ümü verebilmem için mutlu olmam gerekiyor. Ve ben bu mutluluğu, bu huzuru burada bulduğuma inanıyorum. Antrenman olsun, maç olsun benim gol atmam önemli değil. Önemli olan kendimi %100 sahaya verebilmem, takım arkadaşlarımla iletişim halinde olabilmem ve bireysel olarak baktığınızda da oradaki son dönemimle buradaki şu anki dönemimi karşılaştıracak olursak oradaki son dönemindeki yaşadığım bazı sağ dışı mutsuzluklarımdan dolayı oradan ayrılma kararı aldım. Şimdi de Türkiye'ye geldim ve Türkiye'de mutluyum. İki ligi mukayese edecek olursak Norveç'te şu aşamada oyuncu kalitesi belki Türkiye Süper Ligi'nden bir kademe daha üst seviyede olsa dair Türkiye'nin ileriye dönük çok büyük bir potansiyeli olduğuna inanıyorum. Çünkü şu an gelişmekte olan bir lig ve yavaş yavaş Türkiye'ye yabancı oyuncuların gelmesiyle beraber ve Türk oyuncuların bu yeni organizasyonun kurulmasıyla beraber çok daha iyi yere geleceğine inanıyorum ve kısa bir zaman içerisinde çok daha fazla yurt dışından Türkiye'ye oyuncuların gelmek isteyeceğini düşünüyorum. Kesinlikle öyle. Hazır yeni bir organizasyon olduğundan bahsetmişken siz idari kısımda olduğunuz için evet, özellikle bu soruyu size sormak istiyorum. Siz A takımda, yani erkek A takımda da görev yaptınız. Şimdi Fenerbahçe ismi medyada ya da sosyal medyada çok farklı şekilde etkileşim alıyor her zaman. Siz bu, yani Fenerbahçe kadın futbol takımı açılmadan önceki durumla Fenerbahçe kadın futbol takımı açıldıktan sonraki Türkiye'deki kadın futbolunda neler değişti onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü Nihan Hocam da aynı şeyi söylemişti. Çünkü Fenerbahçe girdiği an daha popüler bir organizasyon olmaya başladı. Siz ne düşünüyorsunuz bu popülerlik durumu hakkında? Tabii kesinlikle size katılıyorum. Ben yaklaşık 4 senedir Fenerbahçe'de çalışıyorum. Ondan önce Türkiye Futbol Federasyonu'nda çalışırken hatta bazı kadın futbol milli takım organizasyonlarında yer almıştım. Tabii o zamanki popülaritesiyle bugünkü popülaritesi arasında gerçekten de çok çok bir fark olduğunu düşünüyorum. Biz bu yola ilk çıktığımızda Haziran sonu, Temmuz başı itibariyle hani bu departmanı, bu branşı kurma kararı aldığımızda tabii Türkiye'de kadın futbolu çok kısıtlı kitleler tarafından biliniyordu, takip ediliyordu. Ama Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en büyük camiası olan bir camia bu işin içine girdikten sonra şimdi sokakta yürürken bile takım arkadaşlarımıza beraber yürürken, hocamıza beraber yürürken insanların bizi tanıması, oyunculara ilgi göstermesi, maçlarımızı takip ettiğini bize ifade etmesi ve performanslarımızdan dolayı bize takdir ve teşekkür etmeleri bizi çok çok mutlu ediyor. Bu dediğimiz gibi biraz önce, bu daha yolun başındayız. Kat
kat etmemiz gereken çok çok yol var. Hem saha içinde hem saha dışında. Ama şu an sosyal medya hesaplarımızı da yakından takip ediyoruz. Çok kısa zaman içerisinde takipçi sayımız çok ciddi manada arttığını görmek bize tabii ki mutlu ediyor. Hı hı. Oradaki yorumları okuyoruz, takdirleri, teşekkürleri mutlulukla alıyoruz. Ama ayaklarımızın da aynı zamanda yere basması çok önemli. Çünkü bu yeni oluşumun istikrarlı bir şekilde devam etmesi için çalışmamız gerekiyor, daha iyi olmamız gerekiyor, eksiklerimizi kapatmamız gerekiyor. Ve camiamıza bir şampiyonluk yaşatmak için elimizden geleni yapmak istiyoruz. Kesinlikle öyle. Hemen taraftarlarımıza da tabii ki söyleyelim. Takımımızı mutlaka yalnız bırakmasınlar, evet. Desteklerini esirgemesinler. Çünkü onlar gerçekten çok çalışıyorlar, çok istiyorlar. Eminim kesinlikle. Sene sonu o kupa buraya müzemize gelecek. Hiç şüphemiz yok. Son sorularımı sormak istiyorum toparlamak için. Hocam size hemen sormak istiyorum. Yıllardır kadın futbolundasınız, milli takımdan buraya geldiniz. Önümüzde mesela kadın futbol için ne gibi gelişimler yapabiliriz? Altyapı sıkıntımız var. Mesela altyapıdan oyuncu çıkartmamız gerekiyor. Onu ayrıca Fatma'ya da tabii ki sormak istiyorum. Neler yapabiliriz kadın futbola yeni sporcular, yeni kızlar kazandırmak için ne gibi çalışmalar olabilir sizce? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Biz tabii bu oluşum sürecinde önce A takım kurgusunu en iyi şekilde yapmak istedik. Çünkü sıfırdan bir takım kurduk ve var olan bir takımı sistemin içerisine dahil etmedik. Bence bu bizim almış olduğumuz en doğru kararlardan bir tanesiydi. Çünkü Fenerbahçe isminin geçtiği her yerde tüm kadın futbolcularımız burada o formayı giymek istiyor. Bu açıkçası bizim için bir güç. Bunun yanı sıra biz oturup tabii ki altyapıyla ilgili yaptığımız tüm toplantılarımızda şunu söylüyoruz. Doğru bir sistemi kurmamız gerekiyor ve Türkiye'ye bir model olması gerekiyor. Bu anlamda biz tesisleşme hamlesi kendi içimizde konuşuyoruz ve bununla ilgili bir gelişim içerisindeyiz. Bunun yanı sıra da her yaş kategorisinde bizim tabii ki liglerde yer almamız gerekiyor. Hı hı. Zaten şu an kız futbol okulumuzda sayısı her gün her geçen gün artan bir talep var. Ben de zaman zaman onların antrenmanlarını takip etmeye çalışıyorum. Süper. Erkek çocuklarımızla birlikte bir arada oynuyorlar ve çok gurur duyuyorum çünkü futbola adanmış. Onlar bir tutku ve onların yolu gerçekten çok açık olsun, çok mutlu olsunlar. Her şeyden önemlisi oyuncularımız keyif alması gerekiyor saha içerisinde. O yüzden biz tabii çeşitli projelerle de bunları desteklemek istiyoruz. Özellikle menajerimiz Jessica'nın da bu anlamda çok güzel fikirleri var. Kendi stadımızda oynayacağımız organizasyonlarda da tüm genç kızlarımızı da bir arada oyuncularımızla buluşturmak istiyoruz. Bunun yanı sıra sponsorların da ilgisini çekmemiz gerekiyor. Bu da tabii saha içerisinde alacağımız sonuçlarla da ilişkili. Evet. Bu anlamda Alagöz Holding'e de ben çok teşekkür ediyorum bize sponsor olup destek verdikleri için. Zaten Büyük Fenerbahçe taraftarı her zaman arkamızda. Ben şahsım olarak da o değeri fazlasıyla görüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Emin olsunlar ki ben de bu takımın teknik direktörü olarak en iyi şekilde sahada oyuncularımızı hazırlamak için elimden gelen her şeyi yapacağım bundan sonrası için de. Oyuncularımız zaten hepsi çok çok değerli. Ben zaten genç oyuncuya inanan ve oynatan bir teknik direktörüm. Bugün Cansu bizim oynattığımız oyuncular arasında, Narin Yakut yine oynattığımız oyuncular arasında. Çünkü Türkiye'de bu kalıbın da değişmesi gerektiğini düşünüyorum ve onlara fazlasıyla şans vermemiz gerekiyor. Çok haklısınız. Çok teşekkür ediyoruz tabii ki hem bu düşünceniz için hem de bu düşünceyi uygulamaya geçirdiğiniz için. Fatma, sana bu soruyu şöyle sormak istiyorum. Şimdi yıllardır kadın futboluyla uğraşıyorsun. Hem yurt içinde hem yurt dışında futbol oynadın. Buradan mesela işte futbolcu olmak isteyen kızlara ne gibi tavsiyeler verirsin? Çünkü hala daha ailelerin de bir önyargıları olabiliyor ne yazık ki. O yüzden sen neler söylemek istersin buradan ailelere ve futbolcu olmak isteyen kızlara? Şöyle bir şey söyleyeyim, ben kendim futbola başladığımda ben erkeklerle beraber başladım. Sağ olsun babam hiçbir şekilde bana yani benim abim futbola başlamıştı. O bırakınca pek bana güvenmedi ama ben ona bir şekilde onu bir şekilde ikna ettim ve ben kendim hani erkeklerle iki sene boyunca futbol oynadım. O yüzden hani bir kadının bir kızın başaramayacağı hiçbir şey yok. Yeter ki o kız istesin. Kızlar da bilirsiniz biraz inatçı olur, evet. İstediğini de alır. O yüzden kızlarınıza güvenin ve onlara da o şansı verin. Yani futbolda da eminim ki başarılı olacağız. Kesinlikle öyle. Kenya'da son olarak taraftarlara mesajını almak istiyorum. Çünkü onlar sosyal medyadan
bayağı bir taraftarlarımızla konuşuyor. Buradan taraftarlarımıza ne gibi bir mesajı olabilir? Onlara da hemen öğrenmek istiyorum. So Kenya, what would be your message to our supporters, because they follow you, you follow them on the social media. So I'm sure you always give positive messages to them, but here on our TV program, what would you like to say to our supporters? I would say thanks a million to them and for them to keep supporting us, because when we win together, when we lose together, and it's not always about the results, it's about the support, and once they keep going with us, we will ride with them till the end. Öncelikle milyonlar kere teşekkür etmek istiyorum taraftarlarımıza. Gerçekten de hepimize inanılmaz destek gösteriyorlar, veriyorlar ve bunu bize hissettiriyorlar. Tabii ki bir takım kazanırken de, kaybederken de beraber kazanır, beraber kaybeder. Lütfen bize karşı sabırlı olsunlar, arkamızda dursunlar, bize güçlerini her daim hissettirsinler. Çünkü biz bu yolda başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek için her türlü mücadelede %100'ümüz vereceğiz ve inşallah takımımıza şampiyonluğu kazandıracağız. Kesinlikle öyle. Hemen şunu da belirteyim. Gerçekten hocamız ve oyuncularımız Fenerbahçe'nin çubuklu ruhuyla mücadele ettiğini taraftarlarımız gerçekten yakinen bilsin istiyorum, öğrensin istiyorum, desteklerini esirgemesin istiyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Bugünkü programımızda bizlerle birlikte olup verdiğiniz güzel bilgiler ve mesajlar için eklemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatacağım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Onur Bey, ayrıca size teşekkür ediyorum ayrıca tercüme için de. Neler söylemek istersiniz hocam? Son sözlerinizi alayım. Çok teşekkür ediyoruz. Burada sizlerle beraber olmak bizim için de çok mutluluk vericiydi. Taraftarlarımızla kanalımız aracılığıyla buluşmak çok değerli. Onlarla tabii statta da o bütünleşmeyi ben de çok heyecanla bekliyorum. Tabii ki burada yönetim kurulu üyemiz Mustafa Kemal Danabaş'a da çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten hem antrenmanlarımızda hem maçlarımızda bizle yakinen temas içerisinde ve her türlü problemimizi hemen çözüp bize desteğini devam ettiriyor. Onur Bey'e çok teşekkür ediyorum. Var olduğumuz günden bu yana gerçekten bize çok ciddi katkıları var. Jessica aynı şekilde hem oyuncu olarak hem menajer olarak varlığı yadsınamaz gerçekten. Bence çok güzel bir aile olduk. Kesinlikle. Ve güzel bir yola çıktık. Bence Fenerbahçe adına çok daha erken süreçlerde oluşması gereken bir takımdı ama bence girdiğimiz andan beri kadın futbolcuların Türkiye'deki değeri arttı. Marka değeri arttı. Kesinlikle. Kadın futbolunun. Ve artık Türkiye'de şu soruyu sormuyor kimse. Gerçekten futbol kadınlar için de uygun mu? Bence kızlarımız çok doğru temsil ediyorlar. Ve inşallah Fenerbahçe ruhuyla mücadele etmeye, pes etmemeye ve sonunda da özlediğimiz o şampiyonlukları elde etmek bizim de en büyük arzumuz olacaktır. Kesinlikle öyle. Çok teşekkür ediyorum. Hem verdiğiniz bilgiler için hem de emekleriniz için, Fenerbahçe'ye kattıklarınız için demek istiyorum. Evet, Armamızın Gücüyle programında her hafta biz kadın futbol takımımızın bir futbolcusunu, bir üyesini ağırlayacağız. Bu programda kadın futbola dair her şeyi bulabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşça kalın.